Alişan, askerlik de bitti. Aynı yerde yaptık askerliği. Vallahi. Evet. Sanki ben... öyle bir şey sordum. Asker, aynı yerde yaptık askerliği. Hayır, konuşacağım şeyler Manisa, var da senin. Manisa Alaşehir'de yaptım ben. Ben de Acemi Birliği'ni Manisa Alaşehir'de yaptım. Ve evet, gittim, bismillah, girdim içeri, Beyazlı askerliği burada yaptı dediler. Direkt herkes senden bahsediyor. Bir konuşalım, dur iki dakika ya. Ne müzik heveslisi adamlar. Bayağı herkes senden bahsediyor. Vallahi iyi yani bahsediyor. Yani çok, çok iyi bir askerlik dönemi geçirmişsin. Hiçbir içtimaya katılmadan, hiçbir eğitime girmeden, devamlı kaytararak böyle bir askerlik dönemi geçirmişsin abi. Benimle ilgili böyle bir şey söylediklerini ya, hiç ya zannetmiyorum. Bu olsa olsa senin kendi işgüzarlığın. Yok yok, şaka şaka. Yok yok, sayende. Sabah kimseye, herkesten önce kalkardım. Herkesten de önce işimi bitirir yatardım. Ben olmadı. De öyleydim. Olmadı. Ben de öyleydim. Arkadaşlarım da şahit. Her akşam ana haber bültenini izleyip yatardım. Niye izliyordum? Askerlik düşer mi düşmez mi falan şeyleri. Ondan. Peki hocam, askerde düşünmeye fırsatın oldu mu? Çok. Ne düşündün en çok? Abi zaten bir 6-7 ay sonra hiçbir şey düşünemiyorsun. Diyorsun ki yani ben neredeyim diyorsun. Anladın mı? Buradan hiç çıkamayacağım şeyi geliyor. Diyorsun ki herhalde ben burada doğdum, burada büyüdüm, burada öleceğim falan şey oluyor. Çünkü 15 ay çok zor geçiyor. Saya saya geçmiyor. Hiçbir şafak kağıdı falan tutmadım ama ben işte her akşam erken yatıp erken kalkmaktan 4.30'da voleybol sahasına inerdim. 1.5 saat şeye kadar, içtimaya kadar, ilk içtimaya kadar bol bol düşünüyordum. Bol bol düşün. Ne düşünüyordun en çok? En başa geldik değil mi? Aynı soruya geldik. Hayır, ben hala ben hayır, cevap vermemiş. En başa geldik demiyorum. Kendinle ilgili ne düşünüyordun? Yani günlük hayatın koşturmacası ve sıkıntısının dışında orada biraz daha böyle kendi kendine yalnız kalabiliyordun. Bir şeyleri çözdün mü kafandaki? Yani dönünce şunu şöyle yapmam. Bak bunu yanlış yapmışım. Dışarıdan izledim. Bak televizyondan. Ne kadar garip. Bir de askere gittiğin zaman askerliğin en güzel tarafı özellikle bizim için. Bizim etrafımızdaki insanlar yok. Gerçekten de halkın içinde evet, dışarıdaki sesleri duymaya başlıyorsun. Onu çok iyi kullanmak lazım yani. O çok aynen, iyi bir evet, avantaj. Ondan dolayı diyorum yani kendinle ilgili bir şeyleri çözdün mü diye. Çözdüm abi, çözdüm. Yani bundan sonra hayatıma nasıl bir yön vereceğimi orada hepsini düşünüyorsun ve hepsini buluyorsun. Evet, şu anda işte bizi izleyenler varsa bu ülkenin hakkı havesinde her tarafında askerlik yapan dostlarımız, arkadaşlarımız var. Allah onlara kolaylık versin. Hepsine aile tezkereler inşallah. Yani burunları bile kanamadan hepsi ailesine değil, sevdiklerine kavuşsun inşallah. Şimdi senin albüm de askerde çıkan bir albüm oldu. Asker arkadaşlarımla yaptığın albüm demek ne demek? Asker arkadaşlarımla yaptığım albüm demek. Albümde şöyle söyleyeyim. Adı 10. Evet. Albümün evet. 10. albüm olduğu için adını 10 koyduk. Ceyhun Çelik'ten az önce okuduğum iki şarkının bestecisi ve söz yazarı. Onunla askerde tanıştım. Ve bizim birliğimiz zaten müzisyen birliği olduğu için. Ya o dönem Türkiye'de en iyi müzisyenler kimse bizim birliğimiz alıyor. Armoni mızıkası. Evet. Ve her dakika müzik yaptığımız için benim için çok faydalı bir yer oldu. Ya yatılı konservatuar gibi bir şey oldu. Hı hı. Albümün mixini bile Serkan Kula yaptı. O da bizim orada askerdi. Ton master olarak askerliğini yaptı. Besteler oradan çıktı. Şu anda orkestramın 14 kişinin 9'u asker arkadaşım. Bundan sonra da onlarla hayatıma devam edeceğim. Abi işte bir şeyler almışsın yani tabii sen. Ki. Yani orası sana bayağı bir şey vermiş yani. Evet. Zaten komutanlarımız da sonuçta konservatuvar mezunu olduğu için onlar da müzisyendi. Yani herkes aynı dili konuştuğu için son derece faydalı bir şey oldu benim için. Evet. Bu albümle ilgili başka teşekkür etmemiz, söylememiz gereken bir şey var mı? Birilerine herhangi bir şey? Tabii. Demin dediğim gibi Cem Çelik'ten söz yazarı Hakkı abime, Hakkı Yalçın'a, Gökhan Tepe'ye iki tane Sinan Akçıl şarkısı var. Söz müzik ona ait. Sinan kardeşime teşekkür ediyorum. Ve Nezih Üçler'e bana tezkere şarkısı yaptı. Tezkerem elimde herkese arz ederim diye çok güzel bir şarkı yaptı. Evet. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Kaya Müziği'ye teşekkür ediyorum. Kendi harika. Alişan askerliğini yaptı, geldi. Bana da burada kalkıp diyor ki askerliği yeni yaptım, çok fitim. Ona göre falan filan gibi şeyler diyor ama biz onun askere gitmeden önceki görüntülerini biliyoruz. Kendisi Petekliğin çözün iki köpeğinden korkan. Aynısını sana da yaptılar. Kaçacak deli karaya. Aynısını sana da yaptı. Tamam abi, ben korktum, ben bir şey demiyorum. İki ufak köpekten bir şey mi söyleyeceksin? Hayır. Bir hediyem var. Hediyem var? Evet. Hemen alacağım hediyeyi ama şu görüntüleri bir izleyelim mi? Petekliğin çözün köpeği. Hatırlıyor musunuz o programları? Evet, ben de hatırlıyorum. Bir Alişan'la ikimizin çektiği sıkıntıları bir izleyelim. Buyurun.
Bende de 3 tane var. Senden daha büyüğüne bakıyorum. Arkadaş dilinizi anlamıyorum. How? Peki how? Bir şey söyleme ona. Bıcık. Bıcır, bıcır, bıcır. Alişan'a buradan bir şey söyleyeceğim. Tebrik ediyorum kardeşim seni. Büyük adammışsın Alişan. Korkuyorum abi. Neyi en çok, askerde en çok neyi merak ediyorlar? Gittiğin zaman en çok neyi sordular asker arkadaşların? Acemilikte çok oldu bu sorular. Hep sanatçıları soruyorlar. Ne yani, gerçekten öyle mi? Göründüğü gibi mi? Doğal evet. Mı? Değil i̇şte mi? Doğal mı? İşte makyaj yapınca mı güzel? Makyaj güzel mi? Abi şununla çıktın mı? Abi şunu gel arayalım. Abi bu kız bu kadar güzel mi? İşte ne bileyim. Hadiseyi mesela sormuşlar en çok, öyle mi? Onu sormadılar da onun resimleri çok şeydi. Yani abi asker adam yani sor, oradalar işte. Yani yalan yanlış bir şey söylemiyorum. Yok canım bir şey demiyorum. Abartmıyorum. Hayır, zaten röportaj... Askerde en çok okunan gazete magazin gazeteleri. Bulvar gazetesi bitti abi eskiden. Magazin gazeteleri en çok izlenen televizyonda Fashion Bulvar gazetesi var mı hala ya? Kaçırdın ama. Ben bitti diye biliyorum. En çok hangi kanal seyrediliyor? Fashion TV. Fashion TV. Ne yapsın? Orada bir Adriana Lima şöyle geçerken I love you yapıyor ya. Allah. Ay Allah ya. Sen izlemedin mi? He? Sen izlemedin mi? Doğru söyle. İzlemedin. Vallahi ben açık konuşayım. Ben hep NTV, CNN Türk. Lig TV. Peki bir şey söyleyeceğim. En çok kimin fotoğrafı var askerde? Yani öyle, hangi bayan kadın sanatçı? Öyle fotoğraf şey yapmıyorsun. Asamazsın, yasak. Öyle mi? Tabii dolaplara falan asamazsın. O eskidenmiş. Bulundurma ruhsatı var sadece. Tabii. Ama şöyle söyleyeyim. Arkadaşlarım da şahit. Hatta bir gün içtimada toplayınca sorduk. Lan bu fotoğraf nereye gitti diye. Lan diye bayağı yani, kaba yani. Evet. Sorduk tabii. Çünkü gazeteyi açıyorsun. Bayan sanatçının fotoğrafını görmek istiyorsun değil mi? Fotoğrafın evet. Başı var, sonu yok. Yani böyle... Alanı da bulduk ama. Cebinden çıktı o tarafa. Gazeteyi bir açıyorsun, limeli mi? Orası yok, burası yok gazete. Ay Allah, peki. Peki devam edeceğiz askerlik anılarına. Oh